Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nin 7M'in deposunda bulunan yakıtı çalarak sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Biri istasyon sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan istasyonsa kapatıldı. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesi Eyyubiye mahallesindeki akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu şirketin İstanbul yetkilisi istasyonda gönderdikleri yakıttan çok daha fazlasının satıldığını tespit ettiklerini belirterek durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Halil T'ye ait akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satışı yaptığını saptadı. Polis düzenlenen operasyonla istasyon sahibi HT ile birlikte 14 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Polisin takibi sonucu şüphelilerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7M'in deposunda tutulan emniyetle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yakıtı çaldıkları ortaya çıktı. Polisin yaptığı kontrollerde Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 7 tanker civarında yaklaşık 150 bin litre yakıtın çalınarak Eyyubiye Belediyesi'ne satıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ahmet D. ile istasyon sahibi Halil T. ve kardeşi Mustafa T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan istasyonsa kapatıldı. Kilis'te 6 aylık geçici iş için Vatandaşlar Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruk oluşturdu. Ortak düşünce ise ülkede giderek artan işsizliğe bir an önce çözüm bulunması. Oy zamanı gelirler, başımızı okşuyorlar, iş zamanı gelince de yüzümüze bakmıyorlar. Saat 7'den beri bekliyoruz efendim. Hep belediye adamı. Bize iş yok. Yaşım 29, hep belediyeye çıkıyor. Bizim günahımız suçumuz da neymiş? 35 yaşındaki adama çıkar, 29 yaşındaki 30 yaşındakine yok. Onlar evliler mi? Ekmek götürmüyor mu evine? Olmaz böyle. Vallahi ay gidin bakın isme. Hep kurt ismi. Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa. Ne güzel konuşuyor canım. Yok dayı, 35 yaşındakine var, bizde yok. Biz de eve ekmek götürüyoruz. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Bu saçmalık yani bu iş kurt. Hiç defa değil, 10 sefer yazdırdım abi, listedadım var, 10 sefer. Hep belediye adamı. İş sorunu bir sefer ortadan kaldırılmalı. Bir fabrika kurmalılar ki gençlerin önü açılmalı, herkesin önü açılmalı. Tutturmuş Suriyeliler. Diğer sinir ne demek? Yaptırsın bir adam akıllı, yani sesimizi duyan yok mu? Adam akıllı yapsınlar bir fabrika. Herkes işini kursun, gücünü kursun. Aa bak, ben askerden geleli 3 sene olur. Doğru dürüst bir sene çalışmadım. Kilis'teki kurumlarda 6 ay çalışacak 1500 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İş istiyoruz, iş. İşsiz kalmadan çoluğumuz ekmeksiz kalmadan usandık. Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü önünde işsizler uzun kuyruklar oluşturdu. Çevik Kuvvet Polisi'nin daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler koyduğu görüldü. Polis İşkur İl Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kayıtların 14-18 Ocak tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması tahmin ediliyor. Birinin adamın adı Bakkal. Bakkal çalıştırıyor, avradı çalışıyor. 3 katlı ev var. Bunlara yani şey olur mu? Adalet bile böyle mi? Ben çok mağdurum. Hocam cezaevinde. İş bulamıyorum. Bir oğlum var, annem güldeyim. İş istiyorum. Her gün bir aydan beri çalışmıyor. 50 günde işim yok. 3 tane çocuk okudum. Bu 7. yazılmam hiçbir zaman çıkmadı. Dur bakalım ne çıkacak. İş istim. Ya kocama ya bana çıksın. Hayırlısı. Televizyonumuz Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Eyyubiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katılarak hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Sevmek, inanmak ve sabretmek. Bunların inanarak yaptığınız vakit hayatınız boyunca hem geleceğinizden hem de huzurunuza bir katkı sağlar.
Eyyubiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerinin bu seferki konuğu başarılı iş adamı, Şanlıurfa'da 7'den 70'e herkesin gönlünde yer edinmiş Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru oldu. Gerçekleşen kariyer gününde Eyyubiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine başarılı hayatından anekdotlar anlatan İbrahim Toru'yu öğrenciler pür dikkat dinledi. Hayatın verdiği zorlu şartlar altında sabırla mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Toru, kendine güvenmenin her meşakkatli yolun ilk adımı olduğunu söyleyerek öğrencilere nasihatlerde de bulundu. Toru, öğrencilerden azimle okumalarını ve inandıkları değerlere sımsıkı sarılmalarını istedi. Mevamın bize bıraktığı en büyük sermaye ahlak. Ahlaklı, terbiyeli, topluma ve insanlara faydalı ve yararlı olmayı, helal haramı ayırt etmeyi ve özellikle de güzel dostluklar ve güzel insanlarla ilgili muhabbet etmeyi bize nasip etti. Ben dediğim gibi 7. ve 8. sınıfa kadar ayakta kuvarcılığı yaptık. Daha sonra kamil muamiliği, ham varlık birçok sektörde hep çalıştık. Ama sınıfımızda da her zaman hem sınıf başkanlığı yaptım, teşekkür ve takdir alıyordum. Benim en çok sevdiğim dersler matematik ve tarihte, özellikle bu iki dersler genelde her 80 ile 100 alırdım. Çünkü gelecekle ilgili vaat olan insanlara da sözüm bu. Eğer siz geçmişinizi bilmiyorsanız, hesabınızı, kitabınızı bilmiyorsanız, kusura bakmayın, geleceğinizi de bilmezsiniz. Hesabınızı, kitabınızı bilmenizden dolayı da bir yerlere varamazsınız. O yüzden bu iki ders çok çok önemli ve anlayarak okumakla daha güzel geçti. Ben de bu iki derse alan olsun. İlgim çok çok iyiydi. Ben sınıf başkanıydım. Haftada özellikle sizin yaşta haftada bir kitap bitirmesem rahatsız oluyordum. Ve hem kitap başkanlığı ile ilgili okuduğum kitapları da arkadaşlarıma tavsiye ederdim. Kendi kendinize geliştirmeseniz, kendi kendinize yenilemeseniz kusura bakmayın geride kalırsınız. Geride kaldığınız gibi İleriye yönelik de bir hayatınız, hayalınız olmaz. Çünkü bugünkü en popüler insanlar sizler gibi bu sıradan çıktı. Ama kendi kendilerine geliştiler, yenilediler, sabrettiler ve kazandılar. Kariyer günü etkinliğine katılan ve hayat tecrübelerini anlatan Toru'ya yoğun ilgi gösteren öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek düzenlenen etkinliğe katılım gösterdiği için İbrahim Toru'ya teşekkür etti. Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı Şurkal, Şanlıurfa'da bir ilke imza atıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında Şurkal bünyesinde Urfa Arşivi kurulması kararı alındı. Şanlıurfalıların ve araştırmacıların istifadesine sunulacak olan Urfa Arşivi, Şanlıurfa'ya ait kitap, dergi, gazete, nadir eserler, yazma eserler, ses bandı, video bandı, plak, fotoğraf, diya, mikrofilm, CD, DVD, MD, nota, yazılı belge gibi materyallerden oluşacak ve adeta Urfa İhtisas Kütüphanesi olacak. Şurkav Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Urfa arşivinde yer alacak olan dokümanların şehrin hafızasını oluşturacağından ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendiğinden, elinde bu tür materyaller ve arşivleri bulunanların arşiv sahibinin isimlerinin yaşatılması ve demirbaş defterine işlemek kaydıyla Şurkav'a teslim etmelerini rica ederiz denildi. Şanlıurfa'da otomobille lüks bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı İpek Yolu mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33NZV 09 plakalı lüks araç 63DS 320 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin içinde bulunan 4 bayan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklı Göl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde biri kadın iki kişinin bir kuyumcuda bilezik çalma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Zanlılar önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şair İbrahim Rafet Caddesi üzerinde bulunan BM'ye ait kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren biri kadın iki kişi bilezik alma bahanesiyle kuyumcudan çeşitli ebatlarda bilezikleri tezgaha çıkarmasını istedi. Kadın hırsız bilezikleri deneyerek iş yeri sahibini oyalarken erkek hırsızsa el çabukluğuyla 25 gram ağırlığındaki burma bileziği cebine koyarak çaldı. Soğukkanlılıkla bilezikleri uzun bir müddet inceleyen çift ufak bir bileziği satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık iş yeri sahibinin bileziklerinden birinin eksik olduğunu fark etmesiyle anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen BM eksik bileziğin çift tarafından çalındığını fark etti. Olay yerine giden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden biri kadın iki kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu çevre il ve ilçelerde birçok kuyumcudan benzer şekilde hırsızlık yapıldığı belirlendi. Daha sonra polisler tarafından Bingöl, Batman, Elazığ ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı ikisi kadın 5 kişilik çete takibi alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan TG ile NG, AA, VA ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Hirvan'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yanlarında Siverek ve başka yerlerden çaldıkları çok sayıda altın, bilezikle sahte kimlikler olduğu gözlendi. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar burada alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede VA adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan işlemler sonucunda kuyumcu BM'ye bileziği geri verildi. BM böyle kısa süre içinde hırsızlıkları tespit edip gözaltına alan başta emniyet müdürü olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ettiğini söyledi. Kış lastiği uygulamasına yönelik Şanlıurfa Valiliği daha önce herhangi bir kullanım zorunluluğu olmadığını duyurmuştu. Ancak meteoroloji verilerine göre yapılan son değerlendirmelerde yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada inisiyatif alındığı belirtilerek ilimiz merkez ve ilçelerinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmemiştir denilmişti ancak karar değiştirildi. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da meteoroloji verilerine göre yapılan son değerlendirmede yük ve yolcu taşımalarında kullanılan araçlar için kış lastiği zorunlu hale getirildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteoroloji verilerine göre yapılan değerlendirmelerde ilimiz sınırları içerisinde son günlerde hava sıcaklıklarının aniden düşmesine bağlı olarak karayollarında buzlanmaların meydana gelmesi nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda şehir içinde kış lastiğinin kullanımının uygulanmaması kararı Şanlıurfa Valilik makamının olurlarıyla iptal edilmiş ve ilimiz sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanımı uygulamasının 01 Nisan 2019 tarihine kadar zorunlu tutulmasına karar verilmiştir denildi. AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Merkezi'nde son hazırlıklar da tamamlandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki yeni binasıyla 31 Mart yerel seçimlerine hazır bir vaziyette bekleyen AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Merkezi yapılan son dokunuşlarla son halini aldı. Son hazırlıkları tamamlanan AK Parti Şanlıurfa'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek seçim atmosferine girerken Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki son çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin her zaman seçime hazır bir parti olduğuna işaret etti. Seçim Koordinasyon Merkezimizi gezdik. Sanırım ki bu Türkiye'de eşi ve enderi çok az olabilen bir seçim koordinasyon merkezi. Bu Şanlıurfa Teşkilatı'na ve emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Esasen şunu biliyoruz ki AK Parti her zaman seçime hazır, her zaman milletimize hizmete hazır ve açık. İnşallah biz çalışmalarımızı başlattık. Burası bizim seçim koordinasyon merkezim olacak. Hayırlı sonuçları buradan alacağız, buradan duyuracağız. Urfalı hemşehrilerimize ben teşekkür ediyorum. Gezilerimde, görüşmelerimizde çok büyük bir teveccüh var. Ama
bunu seçimde şöyle düşünüyoruz. Urfa Türkiye rekoru içerisine girsin istiyoruz. Bu Urfa'mız için, kendimiz için, AK Parti'miz için inşallah hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Tekrar herkesin sevgiyle, muhabbetle selamlar. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. AK Parti, AK Teşkilatlar her zaman bir seçim bitti mi, yarın seçim olacakmış gibi hazır ve dinamik olarak beklemekte. Biz de 24 Haziran seçim sürecini atlattıktan sonra hemen süratle il SKM'ı ve 13 ilçede ilçe SKM'lerimizi oluşturduk. Gördüğünüz, gezdiniz, Türkiye'de ve bölgede bir ilk, bağımsız, her bir birimin yeri var. Karargah olarak kullanacağımız bu seçimde Allah'ın izniyle Büyükşehir ve 13 belediyemizin tamamını alıp büyük bir müzafferiyetle seçimi tamamlayacağız inşallah. Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasına çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın Şanlıurfa Akçakale yolunun 10. kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahalle okulunda eğitim öğrenim gören öğrenciler hayatlarında ilk defa Hacıvat'ta Karagöz oyununu canlı seyretti. Siverek Şehir Tiyatrosu oyuncuları ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçil Nohutlu Kırsal Mahallesi'nde eğitim gören ilkokul öğrencileri için Hacıvat'la Karagöz oyununu sergiledi. Hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Suda pişmiş balhava. Portakal mandalina alacağım. Böyle. İlk kez karşılarında canlı olarak Hacıvat'la Karagöz'ü gören çocuklar keyifli anlar yaşadı. Amaçlarının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere tiyatroyu sevdirmek olduğunu söyleyen Şehir Tiyatrosu yönetmeni Şehmus Çilenti, her şey sanat için diyerek yola çıktıklarını ve amaçlarının tiyatroyu Siverek'e tanıtmak olduğunu söyledi. Öğretmen arkadaşlarla, gönüllü öğretmen arkadaşlarla Siverek Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. Bu sene de Siverek Şehir Tiyatrosu'nun bir alt tabakası olan Susam Sokak Tiyatrosu'nu kurduk, çocuk tiyatrosu. Ve bu kapsamda merkezdeki okullarımıza gittik. Ama biz dedik ki merkezdeki çocuklarımız yılda bir kez de olsa tiyatroyla tanışıyorlar. Köydeki çocuklarımızı tiyatroyla tanışalım dedik. Tiyatroda Hacıvat'ı oynayan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Fatih Bulutsa amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek ve tiyatro sanatını tanıtmak olduğunu söyledi. Biz de Hacıvat Karagöz olarak son 2 aydır Siverek'teki hemen hemen tüm köylerimize gitmiş bulunmaktayız ve devam da ediyoruz. Minik öğrencilerse çok eğlendiklerini ve ilk defa canlı olarak Hacıvat ve Karagöz oyununu izlediklerini söyledi. İlk defa Karagöz ve Hacıvat'ı görüyorum. Nohutlu İlkokulu Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Esma Gülşah Solmazsa, tiyatro ekibinin okullarına gelmesinin son derece sevindirici olduğunu kaydetti. Ağzım köpük köpük oldu, patlak gördüm. Bizim için çok iyi oldu. Sonuçta tiyatro ve 60 kilometre uzaklıktayız ilçeye. Hani böyle bir köye gelmesi arkadaşların. İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığı alabora oldu. Suya düşen avcılardan 3'ü hayatını kaybetti, bir kişi ise donmak üzereyken bulundu. İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde 4 avcı Çaybaşı'yla sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine geldi. Burada oluşan su birikintisine kayıkla giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir süre kendilerinden haber alınamazken bölgeye piknik yapmak için gelen bir grup suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, su altı arama ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan kara kuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan botla arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken kayıp olan iki kişi için yaklaşık 500 dekarlık su birikintisinde arama çalışmalarını sürdüğü öğrenildi. Sinektepe Ovası'nda o kayık mı gemi mi ne avlanmaya gitmişler. Ters gelmiş. Kardeşim amcamın oğlu şeye tutunmuş. Kayığa tutunmuş. Öyle bir haberini aldık. Tekne giderken bir tane ceset gördük. Ölmüş. Yaşayan adamı kurtarmak gerekiyor. Gittik aldık. Donmuş bir vaziyette. Hani can çekişiyordu. O şekilde aldık. Getirdik hastaneye götürdük. Ondan 10 dakika sonra AFAD ekibi girdi. Cesedi çıkardı, birinci ceset. Ondan sonra hastaneye gittim, bildiğim bu kadar. Meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda ilk ölen kişinin Mustafa Ölmez, daha sonra cesedine ulaşılan kişinin ise Erkin Ölmez olduğu belirlendi. Mustafa ve Erkin Ölmez'in kardeş oldukları öne sürüldü. Arama çalışmaları sırasında sudan bir adet av tüfeği de çıkartıldı. Kayıkta bulunan üçüncü kişiye ulaşmak için AFAD ve deniz polisi ve jandarma seferber oldu. Ekiplerin su birikintisinde yaptığı aramalarda Mustafa Ölmez ile Erkin Ölmez'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Gece boyunca yapılan aramalarda Mesut Yıkılmaz'a ulaşılamadı ve çalışmalara bir süre ara verildi. Çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlayan ekipler bölgeyi geniş bir şekilde taradı. Su altı ve su üzerinde yapılan aramalar neticesinde Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Talihsiz adamın cesedinin teknenin battığı noktadan 10 metre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. Mesut Yıkılmaz'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte ördek avı faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı. Donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan Hüseyin Karakuş'un tedavisine Torbalı Devlet Hastanesi'nde devam edilirken Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te tartıştığı çocukluk arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Çıksorut mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Kadir Çanka, mahalleden çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki Erdem Ç ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Erdem Ç yanındaki bıçağı arkadaşı Kadir Çanka'nın kalbine sapladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çanka, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilirken cinayet zanlısı olan Erdem Ç ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 19 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 19 muvazzaf assubay, 2 ihraç assubay, 1 açıkta assubay ve 1 emekli assubay olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta gözaltına alınan olanlardan 14'ü Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde kar ve yolda oluşan heyelan sonrası köye ulaşamayan 112 acil ekiplerinin yardımına askeri helikopter yetişti. 2. Ordu'dan kalkan askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu yapıldı. Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde tansiyon hastalığı olan 73 yaşındaki Emine Yiğit'in yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kar ve heyelandan dolayı kapalı olması nedeniyle Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi durumu ilgili yerlere bildirerek hastanın helikopterle alınmasını istedi. Durum üzerine Malatya 2. Ordu Komutanlığı'ndan havalanan Skorsky tipi askeri helikopter Demirtaş köyüne giderek burada bulunan Emine Yiğit'in ikamet ettiği evin yakınlarına iniş yaptı. Askeri personeller tarafından taşınarak helikoptere bindirilen Emine Yiğit, helikopterle eski polis özel harekat şube müdürlüğü bahçesinde bulunan helikopter pistine getirildi. Burada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı. Helikopterden indirilen Emine Yiğit daha sonra olay yerinde hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bir markete giren silahlı ve maskeli soyguncu, iki personeli darp ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp kaçtı. İhbar sonrasında harekete geçen polis, soyguncuyu kısa sürede yakaladı. Olay Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa yolu üzeri Yeni Hal Kavşağı yakınında bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin kapanış saatine yakın zamanda içeri giren maskeli ve silahlı soyguncu, market müdürü ve bir personeli silahla tehdit edip darp etti. Soyguncu daha sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp marketten uzaklaştı. Markette darp edilenler olayı polis ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Silahlı soygunun düzenlendiği markete Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geldi. Polislerin bir kısmı soyguncunun kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelerken, başka bir grupsa marketin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı. Arama çalışması yapan ekipler, kar maskeli soyguncu TS'yi kısa sürede çaldığı 15 bin lira para ve üzerinde kuru sıkı bir tabanca ile yakaladı. Darp edilen market görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soyguncu TS'nin emniyetteki ifade işlemleri ise sürüyor. Gaziantep'te eşi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Alzheimer hastası yaşlı adam, bir gün sonra evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Şirin Evler mahallesinde yaşandı. Aynı evde yaşayan ve gece ayrı odalarda uyuyan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Alav'la eşi Behiye Alav her gece olduğu gibi uyumak için odalarına gitti. Odasındaki sobaya kömür atan Behiye Alav sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorları müdahalesinin ardından taburcu edildi. Kendi evine gitmeyen Behiye Alav geceyi geçirmek için kızının evine gitti. Evde tek başına kalan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Alav da sobaya kömür atıp uyudu. Sabah saat 04 sıralarında evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını ise ekmek almak için alt kattaki evinden dışarı çıkan oğlu Mehmet Alav fark etti. Mehmet Alav'ın bağırması üzerine uyanan komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanarak ağır yaralanan yaşlı adam olay yerindeki
ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen yaşlı adam durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 9 gün tedavi gören Mustafa Alav hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Haliliye Belediyespor voleybol takımı karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Haliliye Belediyespor basketbol takımı ise Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor'u 67-78 mağlup etti. Türkiye Voleybol 1. Ligi 16. haftasında Haliliye Belediyespor voleybol takımı sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmaya istediği tempoda başlayan Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, çekişmeli geçen maçı 26-28, 28-26, 23-25, 25-22, 15-12 set sonuçlarıyla 3-2 kazandı. Haliliye ekibi playoff yolunda aldığı önemli galibiyetle ligdeki puanını 27'ye çıkararak ligdeki yerini korudu. Haliliye Belediyespor voleybol takımı ligin 17. haftasında Gümüşhane deplasmanında 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 13'te Gümüşhane Torul Gençlik takımıyla karşılaşacak. Türkiye Basketbol 2. Ligi 12. haftasında ise Haliliye Belediyespor basketbol takımı deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı. Karşılaşmanın başından itibaren baskı kurarak oynadığı maçın ilk yarısını 37-33 geride kapatan Haliliye ekibi parkeden 78-67'lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Atilla Keskin'in çalıştırdığı Haliliye ekibi ligde 5. sıradaki yerini korudu. Haliliye Belediyespor basketbol takımı 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 16'da Yenice Spor Salonu'nda Denizli ekibi Merkez Efendi Belediyespor'la karşılaşacak. Bu haberle birlikte haber bültenimizde noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.